Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak Tatlıcı Anne Kıymet ben. Süt helvası yapıyoruz bugün tam kıvamında, çok ama çok lezzetli. Yapılışı da bir o kadar kolay. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, sıcak sıcak yiyebileceğiniz şahane bir tatlı olur kendisi. Buyurun hemen yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 100 gram tereyağı alalım. Tereyağı yerine çok soru geliyor. Margarin katı yağ kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ama tabii ki tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hem lezzet hem sağlık açısından bulabildiğiniz, alabildiğiniz kadar. Şöyle söylemek istiyorum. 100 gram tereyağı oda sıcaklığında arkadaşlar 6-7 yemek kaşığı, yani 7 yemek kaşığı dolusu tekabül eder. Hani paketlere yer ayırmıyorsanız tam 100 gram olarak bu şekilde. Tenceremizi ısıttık ve tereyağımızı erittik. Bir su bardağı, yine 200 ml'lik klasik su bardağı ve klasik çay bardağı kullanıyorum, biliyorsunuz. Her tarifimde ısrarla söylüyorum. Unumuzu da ekledik. Ben çırpma teliyle kavurmayı hem çok rahat hem de daha doğru buluyorum. Çünkü yağ ve un tamamen birbirine geçiyor. Çırpma teliyle kavurmanızı tavsiye ederim. Unun rengi hemen böyle birkaç dakika içerisinde altın sarısı oluyor, gördüğünüz gibi. Ondan sonra da unun rengi hafif açılacak, böyle tatlı bir açık bir kahverengiye dönecek. Kokusu çıkacak. O kokuyu alacaksınız. Ondan sonra da artık süt ekleme işlemine geçebilirsiniz. Kavurma işlemi sadece bu kadar. Sonrasında 1 litre süt ekliyoruz ve hemen çırpma teliyle toparlıyoruz tatlımızı. Bu aşamada hızlı olalım. Şekerini de ekliyoruz. 1 su bardağı şeker kullandım. Şimdi yine çırpma teliyle, burası mutlaka çırpma teliyle, o topaklar zaten hemen açılıp süte kendini bırakacak. Bu şekilde iyice güzel bir şekilde topaklar eriyene kadar çırpma teliyle bu aşamalarda hızlıca karıştırıyoruz. Buralarda yine orta ateşe yakın bir ateş kullanabilirsiniz ama kesinlikle yüksek ateş olmasın. Koyu ama akıcı bir kıvam alana kadar muhallebimizi pişiriyoruz. Bu kıvam çok iyi. Özellikle burayı da göstermek istedim. Böyle akıcı bir kıvamda olacak. Çünkü fırında da pişeceği için çok fazla koyulaşmasını istemiyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Ben yine o çok sevdiğim güveç kaplarını ekledim. Döktüm tatlımı. Ama siz isterseniz ısıya dayanıklı herhangi bir başka bir kaba da dökebilirsiniz. Borcama olabilir, başka büyük bir fırın kasesi olabilir. Hatta ısıya dayanıklı yine küçük güveç kapları ya da fırın kapları, sufle kapları da olabilir. 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdiğimiz süt helvamız artık hazır. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra sıcak sıcak servise sunabilirsiniz. Eğer bu şekilde büyük kaplarda yapıyorsanız büyük kepçelerle servis yapabilirsiniz. Dilerseniz dediğim gibi küçük kaplara porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir lezzet. Tadını bilen arkadaşlarım zaten ne demek istediğimi biliyorlar. Gerçekten hem yapımı kolay hem de en sevdiğimiz tatlılardan bir tanesi. Malzeme kısmını da aşağıdaki listeye hemen ekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli vaktinizden ayırıp bir küçük yorum bırakmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, aileme katılırsanız ayrıca daha da çok sevinirim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bol bereketli, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Afiyetler olsun. Hoşça kalın.